Bize büyük bir tekerleğin 4 omega açısal hızla döndüğü söylenmiş. Küçük bir tekerlek ise büyük tekerleğin yarısı kadar bir açısal hızla dönüyormuş. Yani büyük tekerleğin yarısı kadar bir açısal hıza sahip olduğunu kabul ediyoruz. Büyük tekerleğin periyodu t büyükle, küçük tekerleğin periyodu t küçük arasında nasıl bir ilişki vardır? İsterseniz videoyu şimdi durdurun ve kendi başınıza bu ilişkiyi bulmaya çalışın. Aynı zamanda hangi seçeneği işaretleyeceğinizi düşünün. Burada öncelikle ve en önemlisi açısal hız ve periyot arasında bir ilişki kuracağımızı fark etmek. Formülü olduğu gibi ezberlemek yerine her zaman mantık yürütmeyi daha çok sevmişimdir. Periyot eşittir. Şimdi bir düşünelim. Bir tam tur tamamlamak için eğer düzgün dairesel hareketi yapıyorsak yani çember etrafında bu şekilde gidiyorsak çemberin etrafında bir tam tur atmak için 2 pi radyanlık bir yol almamız gerekiyor. Dolayısıyla 2 pi radyanlık bir yol kat etmeliyiz. Bu yolu da açısal hızımıza bölüp radyanları ne kadar hızlı taradığımıza bakmalıyız. İşte açısal hız ya da açısal hızın büyüklüğüyle periyot arasındaki ilişkiyi ben bu şekilde bulmayı daha çok seviyorum. Öyleyse diyebiliriz ki t büyük, bunun için iki farklı renk kullanayım. t büyük eşittir 2 pi bölü, diyor ki büyük bir tekerlek 4 omega açısıyla hızla dönüyor. O zaman 2 pi bölü açısal hızı 4 omega olacak. Yani 2 pi bölü 4 omega. Ve küçük bir tekerlek de büyük tekerleğin yarısı kadar bir açısal hızla dönüyormuş. Öyleyse t küçük eşittir 2 pi. Açısal hızı büyük tekerleğin yarısı kadar yani 4 omega'nın yarısı 2 omega. Peki bu iki şeyi nasıl karşılaştırabiliriz? Bu ifadeleri biraz daha sadeleştirirsek daha rahat görebiliriz. T büyük ya da diğer bir deyişle büyük tekerleğin periyodu eşittir. Pi bölü 2 omega. Ve T küçük yani küçük tekerleğin periyodu eşittir. Pi bölü omega. Öyleyse soldaki bu kırmızı ifade sağdaki mavi ifadenin yarısı kadar olacak. Bunu aynı zamanda 1 bölü 2 çarpı pi bölü omega olarak da yazabiliriz ve benzer şekilde t büyük eşittir 1 bölü 2 çarpı sağdaki bu ifade küçük tekerleğin periyodu o zaman t küçük olarak bulabiliriz. Peki bu seçeneklerden hangisi bu eşitliği sağlıyor? İşte buradaki seçenek. Büyük tekerleğin periyodu küçük tekerleğin periyodunun yarısı kadar olacak. Eğer zaman kısıtlaması yoksa sonucun mantıklı ve doğru olup olmadığını kontrol etmek her zaman iyidir. Büyük bir tekerlek 4 omega açısal hızıyla dönüyor. Küçük tekerlek ise büyük tekerleğin yarısı kadar bir açısal hızla dönüyor. Yarısı kadar bir açısal hıza sahipse demek, onun yarısı kadar hızla dönüyor demektir. Yarısı kadar hızla dönüyorsa da bir turu tamamlaması 2 kat daha uzun sürer değil mi? Yani küçük tekerin bir turu tamamlaması 2 kat daha uzun sürecek. Bunu aynı zamanda büyük teker, küçük tekere göre yarı zamanda turu tamamlar olarak da düşünebilirsiniz. Yani bu cevap gayet mantıklı bir cevap olmuş. Hadi bir örnek daha yapalım. Bir buz patencesi 2 omega açısal hızıyla dönüyor. Kollarını vücudundan uzaklaştırarak açısal hızını omega'ya düşürüyor. Dönüşünün frekansı nasıl değişir? Aynı şekilde isterseniz videoyu durdurun ve kendi başınıza çözmeyi deneyin. Öncelikle frekansın açısal hızla olan ilişkisini düşünelim. Bir önceki sorudan periyodun neye eşit olduğunu biliyoruz. Yani 2 pi radyanlık bir alanı taramamız ve bunu da açımızın artış hızına bölmemiz gerekiyor. Periyodu işte bu şekilde bulmuştuk. 2 pi bölü açısal hız formülüyle. Frekansa bulmak istersek de frekans için yalnızca periyodun tersini almamız yeterli olacaktır. Dolayısıyla frekans eşittir, omega bölü 2 pi olacak. Frekans da bize bir saniyede kaç tur tamamlayabileceğimizi gösteriyordu. Buz patencisi başlangıçta 2 omegalık bir açısal hızla dönüyormuş. O zaman frekans, hatta buna ilk frekans diyelim eşittir, açısal hızı 2 omegaymış. Dolayısıyla frekansı 2 omega bölü 2 pi olacak. Sonra da son frekansı yani kollarını vücudundan uzaklaştırıp açısal hızını düşürdüğü zamanki frekansı. Bu arada bu durum hakkında diğer videolarda daha detaylı konuşacağız. Evet açısal hızını omega'ya düşürmüş. Öyleyse açısal hızı omega bölü 2 pi olacak. Bu ikisini nasıl karşılaştırabiliriz? İlk frekansını tekrar yazacak olursak, ilk frekansı eşittir 2 çarpı, bunu farklı bir renkle yazayım, 2 çarpı omega bölü 2 pi değil mi? Bakın, 2 çarpı buradaki bütün bu ifadeyi yazacağız. Kutu içine aldığımız şey de 2 çarpı son frekansımızla aynı şey oluyor. Bunu farklı bir şekilde düşünürsek, batencenin son frekansı, bunu ve bunu ikiye bölersek, aslında ilk frekansın tam yarısına eşit olacak. Onu da 1 bölü 2 çarpı ilk frekansı olarak yazabiliriz. Eğer ilk frekansımız son frekansımızın 2 katıysa, son frekansımız da ilk frekansımızın yarısı olur diyebiliriz. Her iki tarafı ikiye bölmemiz yeterli olacaktır. Şimdi patencinin dönüşü nasıl değişti? Görünüşe göre frekansı yarıya düşüyor ve bu aslında mantıklı değil mi? Açısal hızımız yarıya iniyorsa, ilk hızın yarısı kadar bir hızla dönüyoruz demektir. Dolayısıyla, 1 saniyede ilk durumun yarısı kadar tur tamamlayabileceğiz. Yani burada dönüşündeki frekansın azalması gerekiyor frekansımız iki kat azalır, yarıya düşer. Aynı zamanda bu, frekansımızın 1 bölü 2 ile çarpılmasıyla da aynı anlama gelir.